Büyük bilim kurgu yazarı Douglas Adams, insanın etrafına bakıp da çevrenin kendisinin varlığı için ne kadar uyumlu olduğunu fark edip etrafındaki her şeyin kendisi için var edildiğini düşünmesini bir su birikintisinin uyanıp da etrafını incelemesine benzetir. Her şey bizim için yaratılmış gibidir çünkü onlardan faydalanırız, onlar sayesinde hayatta kalırız, onlar sayesinde etrafımızla etkileşiriz, öyle değil mi? Her şey bizim için yaratılmış gibidir, onlar sayesinde ayakta kalırız, onlar sayesinde hayatımıza devam ederiz. Bunu şimdi bir su birikintisi örneği üzerinden anlatacak. Su birikintisi, bir şeye örnek vermek, bir şeyi anlatırken örnek vermek bizim için kusurlu bir yöntem mi? Hayır. Tabii ki evrim ağacı bir şeyleri anlatmak için örnek verebilir. Bunu şunun için söylüyorum yani biz bir şeyleri örneklerle anlatınca örneklerle anlatmayın falan tarzında deniyor. Hayır yani bu bir şey anlatmanın yoludur yani. herkes bunu kullanır. Örnek mantıklı mı değil mi? Doğru mu değil mi? Bunu araştırırsın. Onu tartışırsın ki biz de burada onu tartışacağız. Örneğimiz çukurdaki su. Şimdi mutlu bir alet yapma gününün ardından çevresini incelemekte olan ilk insanı hayal edin. Etrafına bakıyor ve onu çok mutlu eden bir dünya görüyor. Arkasında İçinde mağaralar olan dağlar. Dağlar önemlidir. Çünkü gidip mağaralarda saklanabilir, yağmurdan korunur ve ayılar ona ulaşamaz. Önünde ise orman. İçinde kabuklu yemişler, böğürtlenler ve lezzetli yiyecekler olan bir orman vardır. Yakından geçen nehir suyla doludur. Su içilebilir, içinde teknesini yüzdürebilir, türlü türlü işler yapabilir. İşte kuzenimiz Ug, görünüşe göre bir mamut yakalamış. Mamutlar çok önemlidir. Etlerini yiyebilir, poslarını giyebilir, kemiklerini silah yapmak için kullanıp başka mamutlar yakalayabilirsiniz. Demek istediğim bu nasıl müthiş bir dünya. Ancak Douglas Adams şöyle devam eder. Yani tartışacağımız şey buranın müthiş bir dünya olup olmadığı meselesi. Bunu bir anlayalım yani bu hayranlık meselesi var ya. Ha, yani orada diyelim o mamut şeyinde elhamdülillah, Allahu Ekber falan dediğini düşün. Şimdi bakalım öyle demeye gerek var mı acaba diye konuşuyoruz esasında. Yani konunun bağlamının ne kadar inancı temsil ettiğini anlatması açısından söylüyorum. Zaten başlık o, tasarım illüzyonu. Bu ne demek? Senin tasarım zannettiğin şey illüzyondan ibarettir demek. Şimdi hala bu dine dokunmuyor mu? Bize yani itiraz eden. Dine dokunması önemli değil bu arada ha. Ama sanki dine dokunmuyormuş, her şey objektifmiş. Söylediğin hiçbir şey inanç değilmiş tarzındaki şey iddialar bizim şeyimiz. Yoksa dine dokunan bir sürü video var. Biz de fikir savaşı olarak onlara devam ediyoruz yani. Bir şeyin dine dokunması önemli değil. Yalancılık burada problem. Ve hayranlık öldürme burada mesele. Ona şimdi bakacağız. Bakalım her şeyi müthiş dememize gerek var mı? Bu durum bir su birikintisinin bir sabah uyanıp düşünmeye başlaması gibidir. Bulunduğum bu dünya ilginç bir yer. Bulunduğum bu delik ilginç bir delik. Tam bana göre, öyle değil mi? Aslında bana şaşılacak kadar uyuyor. Beni içinde barındırmak için yapılmış olmalı. Bu öyle güçlü bir düşüncedir ki güneş gökyüzünde yükselip hava ısınırken su birikintisi de giderek buharlaşıp küçülür, küçülür. Ama o telaş içinde her şeyin iyi olduğuna inanmaktadır. Çünkü bu dünyanın amacı kendisini içinde barındırmaktır. Onu içinde barındırmak için kurulmuştur. Bu yüzden su birikintisinin kaybolma noktasına geldiği an onu çok gafil avlar. Gerçekten muhteşem bir anlatım. Yani bakalım şimdi muhteşem bir anlatım, ona bakacağız da. Şeyi anladık ama değil mi? Su birikintisi bir sabah kalkar ve bu çukur ne kadar güzel benim için ayarlanmış tarzındaki düşünmesinin yanlış olup olmadığı üzerine konuşuyoruz. Su birikintisinin içerisinde bulunduğu çukurun sanki su birikintisi için yaratılmış olduğunu düşünmek ne kadar hatalı, öyle değil? Neden hatalı olsun? Şimdi bunu birazdan anlatacağım. Şimdi aynı örneği ben de kullanacağım. Ne kadar hatalı derken tamam, hemen bir inancın temsilciliğini yapıyor. Mesela ben şöyle dedim. Tamam, aynı örneği aldım. Peki dur bir saniye, devam edelim ondan sonra. Çünkü su içinde bulunduğu deliğe uygun şekil aldığı için ona uyuyor. Bir, inanç. Su içinde bulunduğu deliğe uygun şekilde şekil alması için, uygun şekilde şekil alması için su moleküllerinin bir sürü kurala uygulaması gerekiyor değil mi? Orada o şekilde durmak zorunda mı? Bambaşka kurallar olsa dağılabilirdi. Öyle değil mi? Burada zaten bizim sorumuz bu değil mi? Nasıl oluyor da su molekülleri o çukur içinde durabilecek şekilde doğa yasalarına uyabiliyorlar? Bir kere bu soru zaten cepte. Yoksa delik suya uyacak şekilde yapılmış değil. İki, bu da inanç. Delik suya uyacak şekilde yapılmış değil. Nereden bilebiliriz? Peki, örnek veriyorum. Aynı örneği ben alayım. Ben dedim ki ya bir tane su birikintisi yaratmak istiyorum ben dedim. Tamam mı? Geldim elimle küreyi aldım. Bir tane çukur kazdım. Ben kazdım bu sefer çukuru. Ve ondan sonra bir tane içine su döktüm. Su da dedi ki benim için ne kadar güzel bir çukur ayarlanmış ve böylece de ben bu çukurun içinde var olabildim. Doğru mu dedi, yanlış mı dedi? Doğru dedi. Doğru dedi. Ben yaptım
yaptım işte bunu. Bu sefer ben yaptım. Yani aynı örneğin böyle olmadığını nereden bilebiliriz? Öyle değil mi? Eğer böyle bir yapay örnek üzerine girersek bu sefer su birikintisi doğru davranmış olur. Çukur gerçekten onun için yapılmış bir şeydir. Peki doğal şeyler, doğal olgular, doğal çukurlar yapay mıdır değil midir? Benim bu örnekte verdiğim gibi. Zaten bütün kavgamız o. Yani bunların doğal olduğunu, belli bir bilincin yapması gerekmediğini iddia ettiğin zaman sen inancın sınıfına giriyorsun. Bize zaten diyoruz ki bütün bunlar söylediğin çukurlar, suyun içine girdiği çukurlar, kural, belli kurallar burada davranılıyorsa bu bir bilincin ürünü de olabilir. Bunun tersini hiçbir zaman şey yapamazsın yani. Düşünemezsin, ispatlayamazsın daha doğrusu yani. Böyle de yaklaşırız olaya. Belki de çukur gerçekten bir bilinç tarafından kazılmıştır. Öyle değil mi? İşte insanın etrafındaki doğaya bakıp ne kadar uyumlu, insanı içinde barındırmaya ne kadar uygun olduğuna yönelik düşüncesi de aynı su birikintisinin içinde bulunduğu sanrıya benziyor. Sanrı olup olmadığını asla bilemezsin. Belki de gerçekten o su birikintisindeki çukur onun için ayarlanmıştır. Yani burada şu çok önemli yalnız. Ona özellikle dikkat çekiyorum. Dediğim gibi su, bunu şimdi artık bebeğin doğuşu, bebeğin tatlılığı, ne bileyim elmanın güzelliği, şeftali, bunların hepsine vuracağız şimdi birazdan. Su birikintisiyle çukur arasında kalınca bu böyle çirkin, çok güzel bir örnek olarak gelmiyor. Şimdi buradan bütün bu meyvelerin, güzelliklerin aslında şaşılacak şeyler olmadığı sonucuna varacağız ya birazdan. O yüzden bunu özellikle vurguluyorum. Su birikintisinde çukura uyumlu bir vücuda sahip olması bir zorunluluk değildir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bambaşka yasalar olsa, mesela çekim yasası orada olmasa, çekim yasasına o sırada moleküller uygulamasa, o su birikintisi orada duramaz. Peki çekim yasasını nasıl uygulayabiliyor moleküller? Sorumuz bu. Zaten bu duruyor. Uygulayabildiğini kabul etmek bir inanç oluyor. Bunu böyle inanç olarak kabul ettikten sonra evet, sonra da inanmak zorunda değilsin. İki yönü olduğunu unutmayın bakın. Eğer burada anlaşılmayan bir yer varsa sorabilirsiniz. İki yönü: bir, su birikintisi çukurda o şekilde şekil almak zorunda değil. Böyle bir zorunluluk yok. Bunun zorunluluk olduğunu iddia etmek inançtır. Evrim Ağacı'nın sitesinde söylediği gibi bir varsayımdır yani. İkincisi, öyle olmuş olsa bile hala o çukur yapay olarak da oluşturulmuş olabilir. Bunu bilemezsin. Bakın ben bir örneğimde yapay olarak çukur yaptım ve su orada öyle düşündüğü için bu sefer yanılmadı. Doğru, gerçekten de ben o suyu oluşturmak için bir su birikintisi yaşasın diye böyle davranmıştım. Yapay bir çukur oluşturdum. Peki çukurlar yapay mıdır değil midir? Yani birisi bir bilinç tarafından yapılmış mıdır değil midir? Zaten bütün konuştuğumuz tartışma, kavga noktası burası yani.